Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Fernbus'tayız ve sisli havada en küçük aracımız olan VDL'in otobüsüyle oynayacağız. Bugün full sisli böyle. Bakalım en küçüğü aldım bu sefer. Doldurabilecek miyiz? Yine 6 tane falan olması lazım. Durak seçtim. Böyle hepsi yan yana olan. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 aynen. Dortmund, Gelsenkirchen, Essen, Duisburg, Düsseldorf. Artık burası nasıl okunuyor bilmiyorum. Bilmem ne bah. 6 tane durağımız var. Bakalım. Bu bizim oyundaki en küçük aracımız. Bakalım doldurabilecek miyiz? Şöyle hemen geçelim direksiyon başımıza. Bu arada Instagram'dan takipçilerimizden İshak diye bir kardeşim vardı sağ olsun. Onunla zaten normalde yazışıyorduk sürekli böyle hani sürekli görüşüyorduk Instagram'dan. Benim direksiyon tuşları çalışmıyor. Ortalama 2 yıla yakın yani neredeyse çalışmıyordu. Ya içindeki kabloda problem var. O söyledi. Abi dedi benim dedi bir tanıdığım var. İstanbul'da bu işleri yapıyor. Yani kablodur vesairedir. Bu tarz işlerle uğraşıyor. Onun dedi numarasını vereyim. Sen dedi görüş derdini anlat. O sana yardımcı olacaktır dedi. Verdi bana numarayı. İstanbul'dan Hakan sağ olsun. Ona da buradan çok çok selamlarım olsun. İsa'ya da çok teşekkür ediyorum bu arada. Ona da buradan selamlarım olsun. Sağ olsun. Şöyle kapılarımızı bir kapatalım. Gördüğünüz gibi artık direksiyon tuşlarım da çalışıyor. İstanbul'dan Hakan diye birisinin numarasını verdi. Ona da çok çok teşekkür ediyorum buradan. Çok ilgilendi sağ olsun. Ben derdimi anlattım. Dedim böyle böyle. Muhtemelen dedim hani Base'in anakartından gelen kablo. Şimdi direksiyon döndükçe o da dönüyor. Doğal olarak kırılıyor bir süre sonra. Yani G29'ların, G920'lerin vesaire genel kronik problemi bu. Çoğu kişi bu sıkıntıyı yaşıyor. Dedim böyle böyle tamam dedi kablo dedi sıkıntı var ben sana dedi kabloyu yapayım göndereyim takabilecek misin dedi. Dedim takarım denerim en azından en kötü ihtimalle. Kablo geldi sağ olsun bağlantılarını falan yapmış diğer ucunu boşta bırakmış bağlantısını yapmamış. Çünkü direksiyonun base'inden anakarta doğru giden bir yerde çok ince bir delik var kabloyu oradan geçiriyorsun. Konektörü bağlarsan geçmeyecektir. Konektör zaten hani dişli olduğu için sağ olsun hepsini hazırlamış ben sadece kabloyu geçireceğim. Konektörü bağlayacağım anakartımın üzerine takacağım. Bordun üzerine takacağım. İşte direkt kabloyu. Bayağı bir gün önce sabah karşı saat 4'te falan artık açtım direksiyonun içini. Hallettim falan filan. Abi USB'yi bir taktım direksiyonun ışıkları geldi dedim. Allah'ım sana geliyorum. Vallahi oldu arkadaşlar. Artık direksiyon tuşlarımızda stabil bir şekilde çalışıyor. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ve çok ucuz bir miktar bir paraya yaptı o kabloyu sağ olsun. Eğer bu tarz problemler yaşayan arkadaşlarınız varsa bana Instagram'dan özelden yazıp bu kabloyu yapan kişinin numarasını benden alabilir. O şekilde verebilirim. Video açıklamasına tabii ki telefon numarası koymak doğru olmaz. O yüzden hani bu tarz problem yaşayan birisi varsa ya da pedalla, vitesle vesaireyle bu tarz problemleri de hallediyor diye biliyorum. Emin değilim tam. Instagram'dan isteyen kişilere özelden numarasını yollarım. Kendisine sordum. İşte numaramı verebilirsin dedi çünkü. O şekilde sizler de isterseniz ihtiyacınız varsa ulaşabilirsiniz. Hemen şöyle yolumuza çıkmadan önce abi şöyle yolcu ışıkları vesaire şunları hemen halledelim. Ondan sonra yolcu monitörümüzü açtık. Lavaboyu açtık. Wireless'ı açtık. Burada başka bir işimiz yok. Hemen şuradan bunlar ışıklar. Şöyle yapalım. Sis farlarımızı açalım. Buradan klimayı hemen aktif edelim. Şöyle 21.5 yapalım. Aksara gerek yok. Buna da gerek yok. Bu açık. Herhalde tamamdır. Her şeyimiz hazır abi. Her şeyimiz tamamdır. Artık yolumuza çıkabiliriz. Thrustmaster almayı planlıyorum. Öyle bir planım var biliyorsunuzdur. O olana kadar en azından en direksiyon tuşlarının çalışması gerçekten çok büyük sıkıntıydı bu. Çünkü tuş olmadığı zaman klavyeden uzanmak direksiyon varken elimizde zor oluyor. Yanıma joystick koyuyordum. Joystick'in tuşlarından falan halletmeye çalışıyordum. Şimdi button box'lar falan da her oyunda çalışmıyor. Mesela benim button box Fernbus'ta çalışmıyor. Fernbus desteklemiyor herhalde. Yani retarder, sinyal kolu onlar çalışıyor ama button box'ım çalışmıyor. Direksiyon tuşlarına ihtiyacım var ama maalesef bu arada ben bayağı kırmızıda falan böyle yardırıyorum gidiyorum.
Şehir içinde çok takılmak istemiyorum. Ondan biraz da böyle kırmızı da yardırıyorum da. Hemen gidelim, yolcularımızı alalım hesabını. Ama artık sıkıntısız bir şekilde direksiyon tuşlarımız çalışıyor. Daha rahat olacağım bu saatten sonra. Şöyle dörtlerimizi yaktık. Kapılarımızı açtık. Mikrofon önüme alayım ha. Evet, teyze, senden başlayalım. Hello. Hemen şöyle giriş. Evet, buyurun 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 buyurun. Danke. Danke sehr. Servus. Ja. Ciao. Grüezi. Ich danke. Servus. Sie wollen bestimmt mein... Auf geht's. Salut. Sie wollen bestimmt sehr freundlich. Hallo. Ich hoffe, ich bin hier. Cool. Mahlzeit. Mein Dankeschön. Grüezi. Hier ist Danke. Ciao. Schön, hallo. Hallo. Moin. Ich hoffe, ich bin hier. Ciao. Hallo. Könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Gelsen Kirschen. Gelsen Kirschen. Gelsen Kirschen. Danke. Moin. Fahr cool. Salut. Ich hoffe, ich... Ciao. Evet. Grüezi. Allah, bir tek sen kaldın. Aa, hayret. Yanlış gelen olmadı bu sefer. İlk defa bütün yolcuları aldık. Ve bagajlarımızı kapatalım abi. Bayağı bir yolcu bindi herhalde. Aynen. Bak, küçük de böyle biraz dolu gözüküyor. Bayağı bir yolcu bindi. Şimdi diğer duraklarda muhakkak tabii inenler de olacaktır, binenler de olacaktır. Ama yine diğer otobüslere göre bayağı bir dolu gözüküyor. Güzel. Hadi bakalım. Gidebiliriz. Aha. Hayret, nasıl oldu da denk geldi yeşil ya? Dur şöyle mikrofonu şöyle ayarlayayım. Heh, tamam. Nasıl oldu da yeşil denk geldi? Düz gideceğiz şöyle. Hadi duralım bari bu ışıkta. Çok fazla ışıkta böyle durmak istemiyorum bu sefer ama şimdi araçlar geçiyor. Dikkatli bir şekilde, kaza yapmadan en azından geçmeye çalışalım. Bu arada bilgisayarı formatladım. Bir format atmam gerekiyordu zaten. Oyunlara falan her şeyi yeniden yükledim. Benim retarder sesi yine gelmiyor. Nedenini bilmiyorum, yine gelmiyor. Acaba save dosyasını mı silmek gerekiyor? Şimdi save dosyasını silersem bütün kayıtta her şeyim gidecek. Bütün açtığımız şehirler gidecek. Şehir açık değilken de muhakkak bir şehir açıp tek 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 hepsini gezmek gerekiyor. O da ayrı bir sıkıntı. Yani formattan sonra belki retarderse sen normale döner dedim ama yok, yine olmadı, yine olmadı. Görüş mesafesi neredeyse yok. Allah, dönüş var, dönüş var, dönüş var. Allah var ya. Navigasyona hiç bakmadım. Sisli havada böyle yardırırsak sonucu o olur tabii. Işık görüyorum. Şimdiden retarderi çekmeye başlayayım ben. Devam. Oyunda selektör yok ya. Sinyalin normalde korna tuşuna bastığın zaman kornayı atamamışım oraya. Duyuruyu başlatıyor. Hafiften de cam açıldı galiba. Nereden kapanıyordu? Ah,
Kapandı. Yani bir ışık. Abi hakikaten gözükmüyor yalnız yol. Bu arada bugün böyle çayım da hazır. Muavin sağ olsun çayımızı da getirdi. Diyeceğim. Muavin yok, muavin de biz. Hadi la. Vallahi çok güzel oldu ya. O kadar böyle o USB'yi şimdi base'i toplamadım. Vidalarımı hiçbir şey takmadım. Hani kabloyu taktım. Direksiyon bile böyle elimde yani. Sadece şeye taktım. Direksiyonun işte kart bölümüne taktım. Kablonun konektörünü. Taktım şimdi elektriğini bağladım adaptörünü. USB elimde. Lan dedim inşallah çalışır. Taktım abi bilgisayara döndü. Senkronizasyonu yaptı. O sırada dönerken ledlerin ışıkları yanıyor. Ben görmedim. Arkası dönük olduğu için böyle. O döndükten sonra tam şurada. Bakayım kamerada gözüküyordur belki. Bakın tam şurada bir led var. Yeşil led. O led zaten çalışmıyordu. Yani direksiyon düğmeleri çalışmadığı için o da çalışmıyordu. Abi bir baktım led yanıyor. Abi hiç böyle direksiyon bildiğim boşta elimde. Hemen ETS'yi açtım. Oyun ayarlarına girdim, tuş atama bölümüne geldim. Herhangi bir işte tuşu atamayı seçtim. Bir bastım çalışıyor. Allah dedim, sabaha karşı bayağı saat 5-5.30 falandı. 4'te başladım açmaya vidalar derken. Hani taktım oldu mu oldu derken bayağı saat 5-5.30 arası falandı yani. Dedim Allah razı olsun yani. Hem İshak'tan hem sağ olsun Hakan'dan. Bu arada bizim rota bayağı bir uzun mu ya? Ya da ilk şehir mi çok uzun bir rotadaydı? Yani nasıl titriyor şu an? Şimdi çok uzun bir zaman olduğu için direksiyonun üstündeki tuşlar da bana bir garip geliyor. Böyle klavyeden basasım geliyor ya da joystick arıyorum falan böyle. O da bana bir garip geliyor. Güzel bagajları açalım şöyle. Ciao, das Ticket. Ciao. Bitte ciao. Grüezi, hier ist mein Ticket. Danke. Çok kişi inmiş mi? İnan. Aa, inan gözükmüyor. Ulan hiçbirin inmediniz mi? Ana! Abi hiç kimse inmemiş. Ha bu inmiş. Bir kişi mi indi? O zaman otobüs bayağı bir dolacak ya. Bayağı dolacak yani. Nereye gidiyorsun? İsmini söylemekte zorlandığın o şehri. Hah şurası. Sonu Bach. Vielen Dank. Salut. Ich sehr freundlich. Vielen Dank. Hello. Tahmin ediyorum bayağı otobüs dolacak o zaman bu duraktan sonra. Çünkü bir kişi inmiş olarak gördüm. Eğer kaybolmadıysa. Guten Tag. Sie wollen bestimmten Sie das Ticket stornieren? Aa, bir kişi bizden değil. Bu bizim yolcumuz değilmiş. Bakayım. Ha iki kişi inmiş gözüküyor. Dur hemen bakacağız. Abi bak ilk defa bu kadar kalabalık görüyorum otobüste bak. İlk defa. Dur fotoğraf alalım mı şöyle ya dur. Her zaman yakalayamayız bunu.
Şöyle bir fotoğraf alalım. Bir de şuradan şöyle bir fotoğraf alalım çaprazdan. Belki işimize yarar. Bak, bu kadar kalabalığı ilk defa görüyorum. Mikrofon, gel yanıma. Haydi bakalım. Bir dahaki durakta muhakkak bayağı inen olacaktır diye düşünüyorum. Bu kadar yolcu artık almaz otobüs yani. Ani fren yaptığın zaman direksiyona ilginç bir titreme var. Beta'ya 1.22 mi? Neydi, yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir güncelleme geldi geçenlerde. Yine 3 GB'a yakın. Bakmadım açıklamasına ama geçen bir arkadaşımız yazmıştı. Yağmurda falan hani lastiklerden su sıçraması. Su yani sıçrama değil de hani ETS'de hani bu Naturalux'da falan yağmurda hani su damlalarını arkaya atıyordu falan. Öyle bir olay vardı. Buna da sanırım onu getirmişler diye duydum. Tabi yenilikler falan gelmiş. Açıklamayı okumadım gerçi ama. Düzgün bir açıklaması olmuyor. Yani genelde Steam'de. Forumları incelemek lazım onun için. Hatta beta'yı da yüklememişim. Oyunların hepsini falan sildim. Yeniden indirdim. Steam'den. Yani firmware'ı indirmişim. Ama beta'ya çekmemişim. Tam video başla, yani videoya girmeden önce fark ettim onu da. Hemen beta'yı aldım. Onu da indirdim. Ondan sonra hani ancak girebildim. Evet, bu özellik gelmiş sanırım. Normalde şimdi araçlar otomatik. Frene bir 2 saniye falan basılı tuttuğumuz zaman araç gitmiyordu. Ayağını çeksen de gitmiyordu. Şimdi frene ne kadar basarsam ayağımı çektiğim anda otobüs hareket ediyor. Onu da şimdi fark ettim. Yani onun olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Çünkü gerçekte bildiğim kadarıyla öyle otomatik araçlarda falan. Ayağımızı frenden çektiğimiz anda gitmeye başlıyor diye biliyorum. Yolculardan bir tepki gelmedi hiç ya. Hayret, nasıl oldu acaba? Normalde susmak bilmezler. Abi o kadar mutlu oldum ki artık kulakçıklar falan her şey çalışacak ya. Allah Allah. Ani fren yapınca direksiyon felaket titriyor. Önceden böyle bir şey yoktu. Bu da güncellemeyle geldi herhalde. Yani normal frenlemede problem yok. Ani fren böyle köklediğim zaman direksiyon deli gibi başlıyor titremeye. Bak şimdi. Şimdi dönüş var zaten. Bak. Bak nasıl titriyor. Lastikleri kilitliyor mu? Ne yapıyor? Dur bakayım. Dıştan bakalım bir de ona. Nasılsa otobüs geniş değil ya. Uzun değil ya. Rahat rahat dönüyorsun. Dur bakayım. Lastikler bu kadar yaklaşıyor. Biraz basalım şöyle. Bakayım. Lastik kilitlenmiyor ama. Ön lastik hafif kilitleniyor mu? Ben bir yanlış söylüyorum. Tam durmaya yakın böyle. Evet. Ön lastik hafiften böyle ata ata duruyor. ABS gibi. Tak tak. ABS gibi takılıyor yani. Lan ne oldu? Koltuktan indik. Güzel özellik. Bir farklılık en azından.
Çok önemli bir şey değil ama bir farklılık olmuş. Hazır ışıkta durmuşken çayımızı da içelim. Tam kırmızıda geçmeye karar verdim. Sarı yandı. Durmayacaktım çünkü. Lan oğlum. Lan ben geliyorum soldan. Adam direkt attı kendini ya. Küçük mü? Siz o kazayı küçük olarak görüyorsunuz, Allah razı olsun. Lan kasma. Sistemimiz de yanıyor, farlarımız da yanıyor. Yolcuların içi dışına çıktı herhalde. Yalnız oyuna süspansiyon geldikten sonra böyle oyuna bir hayat geldi. Bir farklılık geldi. En azından kullanırken böyle odun gibi gitmiyoruz ya. O bile ayrı bir zevk veriyor şu anda. Abi görmüyorum. 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 So ein Rowdy. Tamam lan. Kes sesini. Hakikaten siste sollamak ayrı bir dert. Gözükmüyor çünkü. Ta son anda görüyorsun arabayı. Ama yeşil yanıyor. Niye duruyorsunuz? Burada ne varmış? Buradan giriş yok mu? Ne oldu lan? O kadar mesafe yok mu yani? Nasıl çarptık biz? Vay arkadaş, bugün var ya yapmadığımız kadar kalmadı. Çok dikkatsiz kullanıyoruz yani. Bu arada fren olayı öyle değil sanırım. Az önce rampada durduğumuz için ayağımızı frenden çekince araç direkt gitmeye başladı. Bakın şu an ayağımı frenden çektim. Araç otomatikte ama gitmiyor. Demek ki o sadece rampayla alakalı bir durummuş. Doğru yani, söylediklerim doğru değil. Yanlış bilgi. Bu arada oyuna 3 ekran desteği de gelmiş. 2 ekran, 3 ekran desteği gelmiş. Gerçi ben büyük ekranda oynuyorum da televizyonda. Yani oyuna o da gelmiş.
iki ekran nasıl oynar bilmiyorum. Tam ortaya almıyordur herhalde diye tahmin ediyorum yani bir görüntüyü. İnan. Burada bir iki kişiydi galiba. Üç kişi. Hello, ist das gültig? Danke sehr. Hello, mein Ticket. Können Sie das rückgängig machen? Ich muss Hallo, ja ganz woanders hin. Ich hoffe, ich bin cool. Mahlzeit, bitte sehr. Danke sehr. Grüezi, bitte sehr. Vielen Dank. Tag, ich hoffe, ich cool. Yani burada öyle çok yolcu yokmuş. Ama baya baya kalabalık yine. Vay be. İlk defa Fernbus'ta böyle bir şeyi gördük yani. Hadi bakalım yola devam. Geçeceğim kırmızıda falan hiç beklemekle uğraşmayalım. Çayda et yük soğumuş gibi. Abi hiç gözükmüyor. Bakın uzunları yakın. Ist der Fahrer auf dem Gaspedal eingeschlafen? Ha uyuyor muyum? Hakikaten hiç görmüyorum. Siste uzunları hiç fayda etmiyor. Evet, Duisburg'a geliyoruz. Duisburg'a gireceğiz. Ani frende vallahi fena. Hadi abi yeşil yandığı zaman gidin gözünüzü seveyim ya. Uyuz uyuz hareket ediyorsunuz. Vallahi kusura bakma. Ben de şuradan geçerim. Duisburg'a geldik. Hani kimse yok. Hani kalabalık. Hani nerede kalayız Duisburg? Alles verschüttet. Ne oldu lan? Danke. Önemli değil. Ne oldu abi? Lan sinek. Bir yere mi çarptım ya da birine mi çarptım? Araçta görmedim hiç ama. Hiç fark etmedim valla. Yardıra yardıra gittiğimiz için. Oo, bayağı inen oldu. Guten Tag. Das bayağı bayağı inen oldu. Hallo, ist das gültig? Dankeschön. Hallo. Servus, ich cool. Mahlzeit, ist das gültig? Vielen Dank. Hallo, bitte sehr. Vielen Dank. Mahlzeit, hier, vielen Dank. Yani yine kalabalık otobüs.
Son iki durağımız kaldı herhalde. Ya da son bir durak mı? Son iki galiba. Bahay. Evet, son iki durak. Dayı, ben şöyle geçsem. Yine titreye titreye gidiyoruz. Radara yakalandık. Bugün yemediğimiz ceza yoktur. Kaç tane kırmızı ışık? Kaç kere kaza? Radar. Bugün harika bir şoförlüğümüz var. Ama tabii bunu bilerek yapıyorum. Normalde böyle kullanmam oyunlarda. Daha böyle hani gerçeğe yakın, sakin sürüşler yaparım. Ama çok uzak mesafemiz var. Böyle küçük otobüsle hani ne kadar acaba yolcu alabileceğiz, ne kadar doldurabileceğiz otobüsü. Özellikle onu test etmek istediğim için böyle biraz yardırmak istiyorum. Lan dur! Durmuyordu. Bayağı bildiğin durmuyor yani. Dur dayı. Girme arkama çok. Bayağı durmadı. Retarderde son kademe çektiğim freni kökledim. Yok yine olmadı. Yine olmadı. Durduramadık bayağı. Yardırıyoruz yine. Hakkımızı hayırlısı. Allah dönüş var, dönüş var, dönüş var. İyi, bu sefer bir yerlere çarpmadan dönebildik, durabildik. Kötü direksiyon davranışım. Ne yaptım da şimdi? Daha az öncekileri anladım da şimdi ne yaptım? Ana, bir kişi için mi geldik la buraya? Bayağı bir kişi var orada. Atla atla atla, bekleme yapma. Fahren Sie in meine Richtung. Auf geht's. Ana lan zıpladı dayı. Kim dürttü dayı? Oha, bayağı kişi indi. Otobüs bomboş. Aynen, pek kimse kalmadı. Evet, son durağa doğru gidiyoruz şimdi. Döndük be. Dön dön dön. Başım döndü. Zaten yeşil. Yapıştır.
Yanında duran arabaları önümde gibi görüyorum uzaktan. Sanki durmuşlar gibi. Ablacım hızlı gitmediğimiz zaman da yok trenle gitseydik daha hızlı gelirdik. Yok şöyle olsaydı böyle olurdu. Yavaş gitsek ayrı dert, hızlı gitsek ayrı dert ya. Bir memnun edemiyoruz sizi. Ona lan çok keskinmiş. Baksana bir anda önümüze araba çıkıveriyor. Anlamıyorum ki önümde araba var mı yok mu. Bu hızda zor. Yine uzun bir video olacak sanırım arkadaşlar. Mesafemiz bayağı bir uzundu. Çayımız da bitti. Muavin çay getir diyeceğim, muavin yok. Yolcular çay verin. Yolcular bize sövmekten başka bir işe yaramıyor gerçi ama. Durağı gördüm. Ben Allah. 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 Ulan. Vay arkadaş. Lan yürüsene. Neyine geçemiyor? Neyse hadi. Gidiyoruz zaten. Geçersiniz. Yani düz gidecek sandım. Hatta bir otogar girişi. Peki bu ortadaki çöpler ne olacak? Keşke ne? Ulan püh kaçırdım yazıyı. Neyse videodan sonra okurum ben onu. Geçerken tümsek mi var diye baktım da kaldırıma çıkarttık herhalde. Bir otobüsü bir zıplattık çünkü. Lan dur lan kapıyı niye kapattın? Bu dayı hoplamaya zıplamaya yarar ya. Az önce de onda vardı öyle bir sıkıntı. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu şekildeydi. İlk defa otobüsü bayağı bayağı doldurduk ama en küçük otobüs.
Büyük otobüsü dolduramamıştık yani. Bir önceki bölümde denemiştik onu, büyük otobüsü. Dolmamıştı ama en küçük otobüsü baya baya doldurdu. Yani neredeyse yer yok denecek kadar doldu. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.